Mehmet Yılmaz, 13 Aralık 2021, T24 Baskıyla gidişi durdurabileceğini zannediyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği toplantısında Bakara suresinden bir ayetle Müslüman dünyaya mesaj verdi. Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Bu sözleri Türkiye'de genellikle son ekonomik krizle ilişkilendirilerek yorumlandı ama ben daha iyimserim. Eğer Bakara suresinin bu ayeti günümüz İslam coğrafyasında ve Türkiye'de yaşananlarla ilgili bir uyarı olarak algılanacaksa bu siyasal İslam'ın bitişine yönelik bir müjde olmalı. Özellikle de Türkiye için. Biraz daha sabredersek bu kibirle yoğrulmuş cehalet düzeninin sonunu da hayırlısıyla görmüş olacağız. Ancak o gün gelene kadar korku, açlık, mallardan ve canlardan eksiltme de kaçınılmaz görünüyor. Örneğin Erdoğan'ın sosyal medya demokrasimize yönelik bir tehdit demesinin ardından sokak röportajları yapan 3 YouTuber gözaltına alındı. Sabaha karşı evleri basıldı, bilgisayarlarına el konuldu. Bu polis baskınlarının neden yapıldığını biliyoruz. Sokaktaki vatandaş eskiden konuşmaya korkardı, şimdi korkmuyor. Onların sesinin duyulmasını önlemek gerektiği için rejim sokak röportajları yapan YouTuberları pataklamaya karar verdi. Mesele bundan ibaret. Tek başlarına korkusuzca sokağa çıkıp bu röportajları yapanların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasadan kaynaklanan haklarını yerel baroların koruyacağını ümit ediyorum. Seçime doğru baskının daha da artacağını bugünden söyleyebilirim. T24 yazarı Hasan Cemal hakkında açılan Cumhurbaşkanına hakaret davası da bu tertipten bir dava. Davaya konu olan sosyal medya mesajlarında hakaret olmadığı gibi ağır bir eleştiri bile yok. Hepimizin her gün söylediğimiz, sosyal medyada paylaştığımız türden mesajlar bunlar ancak rejim için sembolik önemi büyük. Şu anda araştırmaların göstermediği ancak sokakta gezen, insanlarla temas eden herkesin hissettiği bir büyük dip dalga geliyor ve kuşkusuz ki rejimin kodamanları da bunun farkında. Bugün toplumsal muhalefeti sindirip korkutarak bunun önüne geçebileceklerini söylerler. İşçi mitinglerinin yasaklanması, barınamıyoruz protestosu yapan gençlerin sokakta dövülüp yüzlercesinin karakola çekilmesinin nedeni de bu kuşkusuz ki beyhude bir çaba ama gidecekleri güne kadar korku, açlık, canlardan ve mallardan eksilme kaçınılmaz görünüyor. Silah tüccarlarının büyük oyunu Yunanistan Amerika'dan 4 adet çok yönlü savaş gemisi alacak. 4 gemi için Yunan halkının ödeyeceği rakam 6 milyar 900 milyon Amerikan doları. Bunun yanı sıra Yunanistan Deniz Kuvvetleri envanterinde olan bazı gemilerin yenilenmesi işi de Amerika tarafından yerine getirilecek. Faturası 2 milyar 500 milyon Amerikan doları. Toplam fatura böylece 9 milyar 400 milyon dolara ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle: bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortak olan bir NATO müttefikinin güvenliğini geliştirme yoluyla Amerika'nın dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir. Gördüğünüz gibi Amerikalılar gayet açık sözlü. Yunan halkının parası bir yandan Amerikan savaş sanayisini canlı tutmakta işe yarayacak, diğer yandan da Amerika'nın kendi ulusal güvenlik hedefleri Yunan halkının parasıyla desteklenecek. Yunanistan geçenlerde de Fransa'dan savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı. Fatura bedeli 2 milyar 3 milyon euro. Yunanistan bu savaş aletlerini kime karşı almış olabilir? Komşularından Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için alındıysa çok fazla. Bulgaristan için alınmış olamaz. Hem ABD hem NATO'da bir aradalar. Geriye kalıyor Türkiye. Batılı büyük devletler Yunanistan'daki Türkiye paranoyasını besleyip destekleyerek Yunan halkının zaten kıt olan kaynaklarını kendi ülkelerine transfer ediyorlar. Benzeri bir durum Türkiye için de geçerli. Yunanistan'la hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir savaş için halkımızın çok kıt kaynaklarını silah tüccarı batılı ülkelere kaptırıyoruz. 2020 yılında silahlanmak için 17 milyar 700 milyon Amerikan doları harcadık. Buna Rusya'nın gönlünü hoş tutmak için hiç kullanamayacağımız hava savunma sistemine yatırdığımız 2,5 milyar dolar dahil değil. Onları daha önce almıştık. İki ülkenin iktidarları hayali savaşlar için bu büyük bütçeleri halklarının refahından kesiyor. Halklarımız silah tüccarlarının bu büyük oyununu ne zaman fark edecek acaba? Bak sen şu şımarı. Havuz gazetesinin dün iç sayfalarda attığı bir başlık beni benden aldı. Şöyle diyor. Şımarık Atina, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yok sayıyor. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen bir kararı 13 yıldır uygulamıyormuş. Damadın kardeşinin yönettiği gazetede bu durumu şımarıklık olarak manşetine taşımış. Aslında bu uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı için Türkiye'nin yapması gereken Avrupa Konseyi'ni sıkıştırmak ama bu iktidar bunu hangi yüzle yapacak? Kendisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan, mahkemelere bu kararlara uymama konusunda emir veren ya da kibarca söyleyecek olursam teşvik eden bir rejimin başkasına söyleyecek bir sözü olmuyor haliyle. Damadın biraderinin gazetesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamanın şımarıklık ilan edilmesinin iktidar içi mücadelede bir anlamı var mıdır meselesine girmeyeceğim. Kim bilir belki vardır damat bir yerlere mesaj vermeye çalışıyordur. Kim bilir belki de yoktur. Sadece gazetedeki siyasi komiserlerin gözünden kaçmış bir ayrıntıdır. Mehmet Yılmaz.